Böbreğin görevleri nelerdir? Böbrekler kanı süzerek idrar oluşumunu üreter, oluşan idrarın idrar kesesine taşınmasını, idrar kesesi ve idrarın depolanmasını, üretra idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Yani üreterde idrar kesesine taşınırken idrar kesesi idrarın depolanmasını sağlıyor. Kesede biriktiriyor yani. Üreter idrarı idrar kesesine taşıyor. Böbreğin görevleri neymiş? İdrar oluşturmak, metabolik atıkları, zehirleri atmak, kanın asit baz dengesini sağlamak. Bu çok önemli. Üniversitede bu soruluyor. Kandaki ürenin fazlasını uzaklaştırır. Vücudun su ve mineral dengesini korur. Kan plazmasının ozmotik basıncını düzenler. Uzun süreli açlık durumunda amino asit ve gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz sentezler. Alüver yapımını sağlayan bir hormon olan eritropoetin hormonunu üretir. Bakın, alüver yapımında eritropoetin hormonu. Sağlıklı bireylerde bebekler tarafından sentezlenip salgılanan eritropoetin hormonu kırmızı kemik iliğine uyararak alüver üretimini sağlar ve bu hormonlarda yeterli düzeyde oksijen bulunmasını sağlar. Evet, 2023'teki AYT sorusu. İnsan böbreğine işlevsel birimi olan nefronun bazı kısımları aşağıdaki numaralanmıştır. Bakın, bu yıl deprem yılı. Bu kısımlarla ilgili olarak bir numaralı yapıdan iki numaralı yapıya geçen süzüntüde alüvarların bulunması beklenmez. 2, 3, 4 numaralı yapıların suya geçirgenliği birbiriyle aynıdır. 3, 5 numaralı bikarbonat iyonları, HCO3 iyonları tuzun gerilimini eminimini gerçekleştirir diyor. Hangisi doğru? Cevap C doğru. Yani 1 ve 3. 1 numara yapıdan 2 numaralı yapıya geçen süzüntüde alüver bulunması beklenmez. Bakın, 1 numaralı glomerüs kurcalları, 2 numaralı şuradan cevabını okuyayım. Henle kulpunun inen kolu suya inen kolu 3 suya geçirgen iken çıkan kolu ise suya geçirgen değildir. 2 yanlış. Yani 3 4 numaralı yapılar suya geçirgenliği birbiri aynıdır demiş ya. Henle kulpunun inen kolunda suya geçirgen, su iniş aşağı iner ama çıkarken su geçirgenliği farklı birbirine. Zaten aynı olur mu? Saçmalık yani. Bir numaralı yapıdan iki numaralı yapıya geçen süzüntüde alüverin bulunması beklenemez. Evet, idrarda kan bulunması nedir? Bir hastalık belirtisidir. Birden ikiye yani glomerüs kırıcalarına Bowman kapsülüne kan geçmez. Geçerse hastalıktır. 5 numaralı yapıdan bikarbonat iyonlarının HCO3 ve tuzun gerilimi gerçekleşir. 5 numaralı yapı evet, distal tüp bikarbonat iyonları ve tuzun geri emilimi gerçekleşir. Evet, daha önceki şeylerde söylemiştik. Bikarbonat iyonları ve tuzun geri emilimi fazladır. Bakın orada.